Daha önce brakistokron yani kısa zaman videosunda sinyal yasasından bahsetmiştik. Bu yasa ışığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken hızındaki değişiklik yüzünden nasıl kırıldığını anlatan fizikteki prensiplerden biridir. Evet, sohbetimizde bu yasadan bahsettik ama o kadar çok detaya girmişiz ki videonun o kısmını kesmek zorunda kaldım. Şimdi de size bu sohbetin sıkıştırılmış bir halini aktarmak istiyorum. Çünkü bu sayede brakistokron problemine bir çözüm getirmeye çalışacağız. Şimdi ışığın havadan suya geçişi hakkında düşünmenizi istiyorum. Işığın havadaki hızı sudaki hızından biraz büyüktür. Bu yüzden ışık suya girdiğinde kırılır. Peki neden? Bunu çeşitli şekillerde açıklayabiliriz ve bu açıklamalar arasında Fermat ilkesi oldukça iyidir. Bu ilkeden brakistokron videosunda bahsetmiştik ama kısaca özetlemek için Fermat ilkesinin bize ışık A noktasından B noktasına doğru en hızlı hareket edebileceği yolu izler dediğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi A noktasının havada, B noktasının da suda olduğunu düşünün. Aklınıza ilk olarak en hızlı yolun iki nokta arasındaki doğru olduğu gelebilir. Her ne kadar en kısa yol olsa da bu stratejiyle ilgili en önemli problem belki de suda çok fazla zaman harcayacak olmanızdır. Işık suda daha yavaş ilerler. Bunun için eğer havada daha fazla zaman geçirecek şekilde bir değişiklik yapabilirsek B noktasına daha hızlı ulaşabiliriz. Hatta şekilde görüldüğü gibi yapıp suda harcanan zamanı minimuma indirebilirsiniz. Ama bu da yapılabilecek en mantıklı şey değil. Brakistokron problemindeki gibi bu iki şey arasında bir denge arıyoruz. Bu geometri kullanılarak ifade edilebilecek bir problem. Eğer bu bir kalkülüs dersi olsaydı, tek bir değişkenle yani x ile bir denklem yazıp türevinin ne zaman sıfır olacağını bulabilirdik. Ama bundan daha iyi bir fikrimiz var. Bir Mark Levy çözümü. Mark Levy, optiğin doğanın minimumu aradığı tek bilim olmadığını ve enerji konusunda da benzer şekilde davrandığını söyler. Herhangi bir mekanik düzenek, potansiyel enerjisi minimum düzeydeyken dengeye ulaşır. Şimdi, ışığın ortam değiştirmesi örneğinde, suyla hava arasındaki sınıra bir olta yerleştirdiğimizi düşünelim. Bu oltaya sağa ve sola hareket edebilen bir halka takıyoruz. Sonra A noktasıyla halka arasına, halkayla da B noktası arasına birer yay bağlıyoruz. Yayların konumu, ışığın A ve B noktası arasında izleyebileceği yollardan biridir. Yaydaki potansiyel enerjinin, ışık o yolu kat ederken geçen zamana eşit olmasını istiyorsak, her yayın, ışığın o ortamdaki hızıyla ters orantılı, sabit bir gerginliği olmasını sağlamamız gerekir. Buradaki tek sorun, sabit gerginliği olan yayların gerçekte var olmamasıdır. Bu doğru. Böyle bir şey yoktur. Ama sistem hala toplam enerjisini minimuma indirmeye çalışıyor. Bu yaylar var olsa da, olmasa da bu prensip hala geçerli bir prensip. Yayların problemi kolaylaştırmasının sebebi, denge durumunu kuvvetleri dengeleyerek bulabilecek olmamızdan kaynaklanıyor. Üstteki yaydaki kuvvetin sol bileşeni, alttaki yaydaki kuvvetin sağ bileşeniyle dengelenmek zorunda. Bu durumda, yaylara etkileyen kuvvetin yatay bileşeni, toplam kuvvetin, yayın dikey eksenle arasındaki açının sinüsüyle çarpımına eşit olur. Birçoğumuzun ilk fizik dersimizde öğrendiğimiz sinyal yasası da zaten buradan geliyor. Sinyal yasası, ışık ortam değiştirdiğinde, sinüs teta bölü ışığın hızının sabit kaldığını söyler. Teta, İki ortam arasındaki sınıra dik olan doğruyla ışık arasındaki açıdır. Gördünüz mü? Kalkülüse ihtiyacımız olmadı bile.